Kendisini hakim, savcı ve polis olarak tanıtan kişiler tarafından dolandırılan mağdur sayısının son dönemlerde artmaya başladığı Bartın'da polis bu tür olaylara karşı yoğun tedbirler almaya başladı. Taksicilere dolandırıcıların sık sık kullandığı yöntemler hakkında bilgi veren polis ekipleri dün gece saat 02.30 sıralarında bir ticari taksi sürücüsünden gelen ihbar üzerine hareket etti. Dün gece saat 02.30 sıralarında ticari taksiyle Kozcağız beldesinden il merkezine gelen şahsın konuşmaları ve tavırlarından şüphelenen taksici polisi arayarak durumu iletti. Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Asayi Şubesi Dolandırıcılık Şubesi ekipleri taksiyi takip alarak inceledi. Bir süre sonra taksiden inerek elinden bir çıkınla yürüyen şahsın başka bir taksiye bindiğini gören polis ekipleri hemen taksinin yanına giderek şahıstan elindeki çıkını açmasını istedi. Adamın çıkını açmasının ardından içerisinde yüklü miktarda para ve zihniyet eşya görülmesi üzerine ise adının MM olduğu belirlenen şüpheli şubeye getirildi. Yoğun bir çalışma yürüten ekipler para ve ziynet eşyalarının NÖ'ye ait olduğunu tespit etti. NÖ ile görüşen ekipler 3 gün önce telefonla arayan ve kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcıların tuzağına düştüğünü belirledi. NÖ'nün isminin karıştırıldığı terör örgütüne yönelik soruşturmadan aklanmak ve şüphelerin yasaklanması için elindeki para ve ziynet eşyalarını bir nevresimin içinde sardı ve kızı GÖ'ye kapıya gelecek polis vermesini istediğini öğrenildi. Ekipler, NÖ'nün kızı GÖ'nün de gece saat 01.30 sıralarında kapıya gelen MM'ye para ve ziynet eşyası dolu olan çıkını verdiğini tespit etti. Bugüne kadar şüphelerin tanınmak ve takipten kurtulmak amacıyla gözlük, şapka gibi farklı yöntemler kullandığını gören polis ekipleri bu kez ise tanınmamak amacıyla peruk kullanan bir şüpheliyle karşılaştı. Gözaltına alınarak şubeye getirilen şahıs ifade ve işlemlerin ardından Bartın Adliyesi'ne sevk edildi. Kafasındaki peruğunu Asayi Şubesi'ndeki işlemleri esnasında çıkarmayan MM Adliye'de peruğu ile birlikte getirildi. Elindeki nevresim içerisinde toplam 278.100 TL, 10 adet plastik, 8 adet yarım altın, 1 adet tam altın çıkan şüpheli şahıs çıkarıldığı nöbetçi savcılığın ardından tutuklama talebiyle sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Evet.